Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, 15-21 Temmuz haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, evet sizin için önemli bir hafta tutulma meydana geliyor bu hafta. 2019'un ikinci ay tutulması. Bir sonraki tutulmayı 2020 Ocak ayında yaşayacağız. Evet, bu süreç içerisinde tabii ki özellikle burcunuzda meydana gelen güneş tutulması ve ardından bu hafta yaşayacağımız Oğlak burcundaki ay tutulması yaşamınızda önemli dinamikleri hareketlendirebilir, değişimler, dönüşümlerle karşılaşabilirsiniz. Öncelikle bu hafta doğan tüm yengeçlerin doğum gününü kutluyorum. Mutlu, başarılı, sağlıklı bir yıl dilerim size. Bu hafta ayın 17'sinde günün ilk saati 0:38'de meydana gelecek olan Oğlak burcunun 23 derecesindeki ay tutulması tam sizin karşıt burcunuzda olacak. Dolayısıyla özellikle ilişkileriniz, İlişki dinamiklerinizle ilgili önemli bazı dönüşümler içerisindesiniz ve bunlar gerçekten ciddi, uzun vadeli, istikrarlı olabilecek konuları hayatınıza getirebilir veya uzun süredir var olan ama artık bir şekilde çıkması, tamamlanması, bitmesi gereken konuları da artık daha kararlı bir şekilde bitirmenizi sağlayabilir. Evet, 2 Temmuz'da burcunuzda meydana gelen güneş tutulması aslında geleceğinizi şekillendirecek. Yeni girişimler adına size daha fazla cesaret verdi. Yeni olanakları sunmaya başladı. Şimdi meydana gelen oğlak tutulması sizi geleceğe götürecek konularda belki frenleyen, biraz hayatınızda engel taşıdığınız konu ve kavramlardan da özgürleşmeniz için sizi destekleyebilir. Bu anlamda size cesaretler verebilir. Şimdi bu sırada özellikle tutulma sırasında Güneş'in ve Venüs'ün Yengeç Burcu'nda olması maddi manevi özellikle yakınlar, aile konuları, yuva temaları, kendinizle ilgili belki bazı hani güzellik, estetik, kişisel bakım olabilir, imajınız olabilir. Buralarda bazı hedeflerimizi öne çıkarıyor ama Venüs-Satürn karşıtlığı, Güneş-Ay karşıtlığı kendinizi bu süreç içerisinde biraz engellenmiş, kısıtlanmış hissediyor olabilirsiniz. Ya da her şeyin çok yavaş ilerlediğini, sanki yapmak istediğiniz konularda bir türlü adım atamadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Şimdi bu tutulma güney düğüm yönünde bir tutulma. Yanında Satürn var, Plüto var. Ve bu tutulmanın ardından bir tamamlanma, bir dönüşüm enerjisi aktifleşecek. Artık sizi kısıtlayan konularda, koşullarda hayatınızdan çıkacak. Evlilik mi istiyorsunuz? Bunun için sizi engelleyen konuların hayatınızdan çıktığını düşünebilirsiniz. Ya da hayatınızda sizi zorlayan bir ilişki mi var? Bitirmeyi istediğiniz ama cesaret edemediğiniz bir evlilik ya da bir ortaklık mı var? Bu konularda da daha kararlı olabilir. Bir şekilde hayatın size sunduğu fırsatlarla şu anda yaşadığınız, içinde bulunduğunuz şartların da yardımıyla daha kararlı bir şekilde bu dönüşümleri yapabilirsiniz. Kişisel olduğu kadar tabii ki toplumsal alanlarda da önemli bir etkisi var bu tutulmanın. Videoyu, tutulma için hazırladığım videoyu Astrofoni Demet Bağtacı YouTube kanalından da izleyebilirsiniz sevgili yengeçler. Evet, çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren Ay Kova burcuna geçiyor. Cuma gecesine kadar henüz o tutulma enerjisi devam edecek. Dolunay etkisi de devam edecek ama Ay 8. evinize doğru ilerleyecek. Bu süreçte belki ilişkilerinizle bağlantılı olarak finansal paylaşımlarınız, hayatınızdaki maddi konularla ilgili dinamikler hafta ortasından sonra gündeminizde olabilir. Mars Aslan Burcu'nda bu hafta, Merkür Aslan Burcu'nda retro devam ediyor. Ancak ayın 19'unda retro artık Yengeç Burcu'na geçecek. Yani sizin burcunuza geliyor. Dolayısıyla bu hafta öncelikle maddi durumunuz, genel olarak finans konularınızda çok hızlı, acele hareketlerde bulunmayın. Yani bir şey istiyorsunuz hemen almayın, hemen alışveriş yapmayın. Ya da finansal yatırımlarınızda daha dikkatli olmaya çalışın. Macera aramayın genel olarak. Bu ortaklı ve ikili ilişkileriniz için de geçerli olabilir. Merkür'ün burcunuza gerilemesi 2 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu dönemde aslında zihinsel olarak da biraz geriye çekilip her şeyi daha fazla sorgular hale geleceksiniz. Bu sorgulamalarla beraber hem kendinizle ilgili hem içinde bulunduğunuz koşullarla da ilgili bazı şeyleri keşfedebilirsiniz. Bu kuşkusuz hayatınızda bazı konuları gözden geçirmeniz, düzeltmeniz, eksikleri tamamlamanız için de size
önemli fırsatlar verebilir. Ya da daha önceden değerlendiremediğiniz bir konuyu tekrar ele alıp değerlendirmeniz yönünde de fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ama yeni konularda karar vermemeye çalışın. Özellikle imza, sözleşme ve benzeri konulara 2 Ağustos'a kadar daha dikkatli yaklaşmaya çalışın sevgili yengeçler. Hafta sonu Ay Balık burcunda olacak. Neptün'le Venüs'ün de çok güzel bir açısı oluşuyor haftanın sonlarında ve bu tabii ki romantik duygusal etkileri güçlendirecek. Siz de kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz. Romantizmin öne çıktığı bir hafta sonu. Sevdiğiniz kişilere zaman ayırabilirsiniz. Belki böyle bir gezi seyahat programı da olabilir. Manevi anlamda da güçleniyorsunuz. Sanatsal yaratıcılığınız da güçlü. O Venüs'ün desteği sayesinde sanatla rahatlıkla ilgilenebilir. Güzel yaratıcı çalışmalar ortaya çıkarabilirsiniz. Güzellik, estetik gibi konular, hani kişisel bakımınızla ilgili konularda da Venüs'ten güzel destekler alıyorsunuz. Bu anlamda da hafta sonunu değerlendirebilirsiniz sevgili yengeçler. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşça kalın.